Ben Doktor İlker Yaylalı, Oregon Üniversitesi'ndeki Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde öğretim görevlisiyim. Size bugün SARA, epilepsi hastalığından biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Epilepsi yani SARA nöbetleri, beyindeki sinir hücrelerinin anormal uyarılmasıyla oluşurlar. Eğer bu nöbetler 2 veya daha fazla olursa, buna epilepsi ya da SARA hastalığı denir. Epilepsi nöbetlerinin görülme sıklığı 100 bin kişide 80'dir. Epilepsi hastalığının görülme sıklığı ise 100 bin kişide 45'tir. Nöbetleri klinik görüntülerine göre iki bölüme ayırabiliriz. Birinci bölüm kısmi, yani beynin belli bir yerinden başlayan epilepsi nöbetleri. İkincisi de genel, yani başlayış yeri belli olmayan nöbetler. Kısmi olanlar kendi içlerinde 3 alt gruba ayrılırlar. Bunların alt gruplarından birincisi basit olanlardır. İkincisi karmaşık olanlar. Üçüncüsü de kısmi başlayıp sonradan genelleşen epilepsi türleridir. Genel nöbetlerde beynin neresinden başladığı belli değildir ve bunlar da kendi içlerinde 5 alt gruba ayrılırlar. Birinci grup yokluk seizure'larıdır, yokluk epilepsidir. Bunlar yani absence olarak değerlendirilir. İkinci grup myoclonic, üçüncü grup kasların gücünün kaybetmesiyle oluşan epilepsi türüdür. Üçüncü gruptan sonra gelen dördüncü grupta kas kasılmalarıyla görülen gruptur. Ve son grupta kasların kasılıp gevşemeleriyle oluşan tonic-clonic dediğimiz genel nöbetlerin son grubudur. Epilepsinin tedavisindeki en önemli yöntem ilaçla tedavidir. Bu ilacın seçimi çok önemlidir. İlaçların seçimi epilepsinin grubuna, türüne göre değerlendirilir ve karar verilir. İkinci tedavi yolu da cerrahidir. Eğer epilepsi nöbetleri beynin belli bir yerinden başlıyorsa o bölüm tespit edilip orası cerrahi olarak çıkartılır. Başka bir tedavi yöntemi de çok yağlı yemek yiyerek, genellikle çocuklarda işe yarar, çok yağlı yemeklerle epilepsi durdurulmaya çalışılmaktadır. Benim söyleyeceklerim epilepsi hakkında bugün bu kadar.